Gazi Osman Paşa Meslek Yüksek Okulu Yardımcı Doçent Doktor Bahattin Öztoprak inşaat bölümünün kapılarını haber ekibimiz açtı ve bölüm hakkında bilgiler verdi. Gazi Osman Paşa Üniversitesi kampüsünde Tokat Meslek Yüksek Okulu İnşaat Laboratuvarındayız sevgili izleyenler. Şu anda laboratuvar hocamız Sayın Bahattin Öztoprak ile birlikteyiz ve laboratuvarımızı şu anda bize açtılar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Laboratuvarımızda birçok cihaz var, teknik alet var. Bunları öğrenciler bilebilir ama halkımız bunları hiç hayatında görmemiş bile olabilir. Bunun için şu anda laboratuvarımızı açtı hocamız ve röportaj gerçekleştireceğiz. Hocam merhaba, laboratuvarımız gerçekten çok güzel. Gezdik, gördük. Çok değişik aletler var. Bu laboratuvarı kaç yılda kurduk hocam? Öncelikle teşekkür ediyoruz buraya gelmenizden dolayı, bize laboratuvarı tanıtma imkanı vermenizden dolayı. Laboratuvarımızı 1988 yılında kurduk. Ben Tokat Meslek Yüksek Okulu'na 1984 yılında geldim. Geldiğim yıldan beri yapı malzemesi ve beton teknolojisi derslerine giriyorum. 88'de de laboratuvarımızı kurduk ama ilk kurduğumuz dönemde çelik çekme ve beton presimiz yoktu. Öğrencilerimize diğer deneylerimizi mümkün olduğu kadar gerçekleştirmeye çalışıyorduk. Daha sonra 90 yılında çelik çekme cihazı ve beton test cihazını aldık. O zaman Tokat'ta inşaatlarda kullanılan betonarme çelikleri hiçbir şekilde Tokat'ta test edilemiyor idi. Buradaki müteahhit arkadaşlar, inşaat yapanlar genellikle çelik çekmenin testi için Samsun'a gidiyorlardı. Samsun'da KOSGEB'in çok gelişmiş bir laboratuvarı var. Biz de gittik, gördük. Orada çekiyorlar. Tabii malzemenin, örneğin buradan Samsun'a gitmesi, oradan tekrar buraya gelmesi çok zaman alıyor. Piyasada birçok müteahhit arkadaşımızla tanışıyorduk. Onlarla da istişare ettik. O zamanki rektörümüzle, müdürümüzle istişare ettik. Böyle bir laboratuvara çelik çekme cihazı alırsak, beton test cihazı alırsak dışarıyla da çalışabileceğimizi, Tokat'a da hizmet verebileceğimizi söyledik. Sağ olsun onlar da kabul ettiler. Daha sonra ihaleye geçtik. Tabii ihale süreci de biraz uzun sürdü. Örneğin çelik çekme cihazımızı aldıktan sonra cihazımızı getirdiler. Anlaşmamız gereği bize eğitim de vermeleri gerekiyordu. Birinci gelmelerinde eğitim vermeleri aşamasında çeliğimizi oraya taktık. Deneme yaparken çenenin birini kopardık. Tabii biz bunu kabul etmedik. Sonra tekrar ikinci bir aşamada çenenin birini değiştirdiler. Bu sefer tekrar deneme çalışmasında alt çene kırıldı. Daha sonra onu da değiştirdik. Bir problemi daha çıkmıştı. Dengeli bir basınç söz konusu değildi. Evet, burada gördüğünüz gibi çelik çubuk önce daraldı, bir bölgede daraldı. Daha sonra uygulanan yükü dayanamadı ve koptu. Şu kısımdan koptu. Şimdi bu çıkartılıyor. Buradaki bütün verilerimiz bilgisayara işlenmiş durumda zaten. Hepsi burada var. Bilgisayardan bir çıktı alıyoruz. Evet, şu anda deney sonucumuzu gösteren çıktığımızı aldık. Demirimize bakıyoruz. Çapı 12 milimetre. Akma değerine bakıyoruz, çekme değerine bakıyoruz, uzama değerlerine bakıyoruz. Referans değerlerimizin içerisinde. Dolayısıyla bu çelik çubuğumuz, betonarme çeliğimiz standartlara uygun bir çelik. Buradakini saklıyoruz. Elimizde kalıyor. Bizim arşivimiz var. Arşivimizde saklıyoruz. İleride herhangi bir problem olduğu zaman bunu tekrar çıkartıp gösterebilmemiz için. Öğrencilerimize deney yaptığımız zaman bunlardan öğrencilerimize veriyoruz. Onlar fotokopi yapıyorlar. Bize bir rapor hazırlıyorlar. Yapmış oldukları bu deneyi çalışma olarak bize tekrar getiriyorlar. Biz de onu notla değerlendiriyoruz. Evet hocam, güzel bir deneyimizi sizin vasıtanızla gerçekleştirdik. Bilmeyenlere, meraklılara bayağı bir faydamız oldu. Hocam işi gücü bir yere bırakalım. Önümüz sınav haftası. Öğrencilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi biliyorsunuz ekonomistler şöyle derler: bir ülkenin kalkınmasında, ekonomisinde inşaat sektörü lokomotif görevi görür. İnşaat sektörünün olmadığı, binanın olmadığı, yapılmadığı hemen hemen hiçbir sektör yok. Bizim inşaat sektörümüz her zaman canlı bir sektör. Bu sahada merakı olan, hevesi olanları inşaat bölümlerine, bu meslek yüksek okulları olabilir, inşaat fakülteleri olabilir, mimarlık fakülteleri olabilir, buralara gelmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü hiçbir zaman sönmeyecek bir meslek.
her zaman canlı olan bir meslek. Biliyorsunuz dünyada nüfus sürekli artıyor, sürekli konut ihtiyacı var, bina inşaat ihtiyacı var, yapı ihtiyacı var. Bu ihtiyacı da inşaatçılar karşılıyor. Onun için inşaat sektörünün geleceğinin parlak olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilerimizi buralara bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam bu aracılığınızdan dolayı. Evet sevgili izleyenler, Kanal 60 Televizyonu, Hüsamettin Akgül. Ambulans.